اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه <laughs> ve aded men lem yusalli ve sellem alayhi el esjar ve miyah el bihar. E'udubillahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Sultan Derneği'nin hazırlamış ve sunmuş olduğu Ümmet için Yaşam programına hoş geldiniz. Bu hafta bizimle konuk hocamız Abdullah Ahmet Gürbüz Hoca Efendi, Sultan Derneği'nin Tefsir Birimi Başkanı sorumlusu. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli hocam, inşallah Sultan Derneği'nin eğitimle alakalı nasıl bir eğitim çizelgesi olduğunu, sistemin nasıl işlediğine dair bir program sunmaya çalışacağız i̇nşallah. kıymetli izleyicilerimize. Ve onların eğer varsa kafalarındaki soru işaretlerine çözüm bulmaya çalışacağız. Öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala ala Resulillah. Amma Kıymetli hocam, adım Abdullah Ahmet Gürbüz. 96 doğumluyum. Yaklaşık 12 yıl evvel sıfırdan yani hiçbir şey bilmiyordum Kur'an'ı ilimlerle ve Kur'an'la alakalı. O zaman e, İsmail Hünelici hocamızın vakıflarına, kursuna geldik. Yüzüne eğitimimi burada tamamladım. Arapça hafızlığımı bu kurumda tamamladım Maşallah. elhamdülillah. Şu anda da yaklaşık 5-6 yıldır fıkıhla iştigal ediyoruz. Şimdi tefsir çalışmaları yapacağız inşallah. Yani e, ömrümüzü ailemizin desteğiyle, hocalarımızın yönlendirmesiyle e, fıkıha, İslam'a, dine adayan insanlardan bir tanesiyim. Allah bizleri de ailemizi de cümlemizi bizi izleyen kardeşlerimizi de İslam'a kadim eylesin. Amin. İslam'a hizmet ettiğimiz sürece hem ahirette hem dünyada şerefimiz, güzelliklerimiz artacaktır. Öyle ben düşünüyorum ve temenni de bulunuyorum. Ne güzel hocam. Allah'ım razı olsun sizlerden. Rabbim Allah. bu yolda olan herkesi muvaffak eylesin Amin. inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin buyurduğu gibi kün alimen, ev alimen, ev muhibben, ev nasıran, felatekün hamis fetehlik. Ya okuyan, okuyan olacaksın, ol. ya okutan olacaksın. Ya bu ikisinden olamıyorsan dahi en azından yardım eden, okuyan ve okutanlara yardımcı olacaksınız. Belki insanların maddi anlamda gücü, kuvveti de olmayabilir. O zaman en azından onları sevenlerle beraber evet. olun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Beşincisi olmayan helak olursunuz. Bu tabiri caizse Nuh'un gemisinde, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde hep beraber Rabbimiz Bizleri cennetiyle, cemal ile müşerref eylesin inşallah hocam. Müthiş bir özet bu hadis-i şerif. Siz de çok güzel özetlediniz. Ben bir de yanına tatlı niyetine şunu eklemek isterim kıymetli Buyurun. hocam. Hocamız, üstadımız İsmail Hünellici hocam. Ben onu kendisini yani 7-8 yaşımdan beri dinlerim. Maşallah. Allah razı olsun. Babam hep götürürdü İsmail hocamın sohbetlerine İçerenköy'de. Şu örneği verirdi hep. Kur'an dört köşe. Evet. Hiçbir şey tek başına olmaz derdi. Yani Fatih Sultan Muhammed Han da tek başına İstanbul'u fethetmedi. Hep Tabii bir ekip mi? işi. Kesinlikle. Birliktelik, beraberlik işi. Derdi ki birisi buradan okuyarak tutacak. Öbürü buradan destek olarak tutacak. Öbürü dua ederek tutacak. Öbürü belki desteği yoksa bile çevresi vardır. O şekilde seven olarak ya. çevresini harekete geçerek tutacak. Hep beraber bu Kur'an-ı Kerim'i kaldıracağız ya. derdi. Hadis-i şerifin de bir, bir mana şerhini yapardı bize böyle. Hocamızı da burada anmış olalım. Hakikaten öyle yani... Tek başına bir şey olmuyor. O yüzden bizi izleyen kardeşlerimiz de biz burada belki ilmi çalışmalar onların yapamayacağı şekilde. Neden? İşi var, gücü var, evine bakması lazım vesaire. Yani evet. bu bir ilimdir, fıkıh ilmi. Fakat farz-ı kifayedir. Biz yaptığımız zaman diğer insanlardan da kalkıyor. Ama onlar da gönlüyle, maddi manevi destekleriyle bizim yanımız olurlarsa ortağız. Elhamdülillah. Her şey ortağız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim hem dünyada hem de ahirette inşallah... Özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri başta olmak üzere bütün peygamberlerle beraber eylesin inşallah. Amin. amin. Efendimizin liva Hamd isimli sancağının altında toplanmayı bize nasip eylesin. Amin. Kıymetli kıymet hocam, ee, medrese eğitimi evet. nedir, nasıl bir süreçle devam eder? Mesela bir anne baba medreseye evladını getirdiği zaman da işte benim çocuğumu okutun, hem vatana hem millete faydalı bir birey olsun, Allah'ını bilen, peygamberini bilen, Müslüman, sağlam bir Müslüman, itikadı da güzel olan bir Müslüman evet. olsun dediği zamanda, bu çocuk nasıl bir süreçten geçiyor? Evet, şimdi ben kendimden örnek vermek isterim sıfırdan bir talebe olarak. Kendimi anlattığım zaman mesele ortaya çıkmış olacaktır. İlk önce tabii ki hem fıkıhı hem tefsiri hem çeşitli ilimleri bilebilmek için ilimlerin annesi, merkezi olan Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz gerekiyor. Onu da ilk önce okuyabilmemiz evet. gerekiyor. O yüzden bir kardeşimiz, bizi dinleyen bir kardeşimiz de belki oğlunu hafız etmek, bu yola vermek ister ki ne mutlu. Buraya getireceği zaman veya çeşitli kurumlara ilk madde şu ki yüzüne eğitimiyle biz başlıyoruz. Yüzüne dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in hıfzını tamamlayabilmek adına ortamı kolaylaştırmak, rahatlatmak. Çünkü ezber yüzüne ile alakalıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını 1 dakika 10 saniye, bir dakika 15 saniyeye kadar indirecek kadar, bu hıza gelebilecek kadar bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Dolayısıyla hem bunu yaparken de sevap kazanıyorsunuz. Tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, diğer kitaplara benzeyen bir kitap değil. Yani bir Türkçe kitabını okuduğumuz zaman bir matematik bir sevabı yok. Hatta hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman bile bir sevabı yok. Amel edince sevabı olur ayrı mesele. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamasak bile her harfine karşılık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 hasene vardır diyor. Ve buyuruyor evet. ki elif lam mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, min bir harf. Dolayısıyla bir insan bir besmele-i şerifi düzgün bir şekilde çekse 19 tane harf var. 190 sevabı bir saniyenin altında kazanıyor. Sühanallah. Bu acayip bir kitap. Ona hizmet etmek de bir şeref. İlk önce dediğim gibi yüzüneyi tamamlıyoruz. Yüzüneyi tamamladıktan sonra yani yüzünü okumayı hafızlık süreci başlıyor. Tabi hafızlık süreci e, sancılı bir süreç. Çünkü e, şeytanın en çok meşgul olduğu insanlardan. Ya yani şu manada meşgul olduğu insanlardan yanlış anlaşılmasın. Yani yanlış yoldan alıkoyma. Yolundan alıkoyma. Bravo. Tebrik ederim hocam. Çünkü ben şahsen kendimi söyleyeyim. 20 ile giderken 20 ile giderken ben hafızlıkta 20 ile giderken ki kastım bitti bitecek. Evet. Bir, bir ay var. O kadar çok benle uğraştı ki bıraktım bırakacağım. Bıraktım bırakacağım. O zaman da işte bir lidere, bir öndere ihtiyaç duyuyorsunuz. İsmail Hocam bana demişti ki Az daha sabret. Sen bu hafızlığı bitirdiğin zaman ben sana Arapça da okutacağım. Ondan sonra İsmail Tozkoparan hocama beni teslim etmişti. Sonra sizlere fıkıh grupları açacağım ve orada ihtisas yapacaksınız dedi. Ve hepsi de oldu elhamdülillah. Ama sabrın karşılığında oldu. O yüzden sancılı bir süreç diyorum. Sonuna kadar kovalar. Niye? Mesela bir insanın cebinde 10 lira olsa değil, 100 lira olsa, 1000 lira olsa hırsız daha çok oraya Bankaya tabii. gidenin peşine gider. Tabii tabii. Hafız aslında sevap bankasında yüzüyor. Ya. Dakika başı efendim 5 vakit namaz, dakika başı Kur'an-ı Kerim'le meşgul olma. Bu çok yüce bir şey. Dolayısıyla hafızlığı yapmak bir meseledir. Yapan da büyük bir mesele yapmış olur. Ya. Yani toplumdaki karşılığı öyle olmaması gerekir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hafız hani acaba ne işe yarayacak ki? Ne işe yaramayacak ki? Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor ki bir evlat, bir talebe bir besmele-i şerif çekse, Bismillahirrahmanirrahim dese, Allah o beldeden 40 yıllık azabı kaldırır. Subhanallah. Yani geçen de sizde mütalaa etmiştik. Bu bir süper kahramandır. Yani bizim süper kahramanları sağda solda aramamıza, Amerikan sinemalarında aramamıza gerek yok. Biz onları yetiştiriyoruz zaten. Ya. Dolayısıyla Sultan Derneği'nin bünyesindeki bir hafıza sahip çıkmak aslında ülkeye sahip çıkmak demek. Belki burada iddialı bir şey söylüyorum ama bu manevi boyutlu olan bir şeydir. Her şeyi Tabii. maddesel kafayla anlayamayız. Tabii. Korumalar için. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan ayeti, ayetel kürsü okusa 40 ev önden, 40 ev arkadan, 40 ev sağdan, 40 ev soldan Allah o mahalleye bir koruma indirir diyor. Bir kişi okudu diye. Ya. Dolayısıyla İslam'da her koyun kendi bacağından asılır mantığı yok. Tabii. Kazanırsak beraber kazanıyoruz. Kaybedersek beraber kaybediyoruz. E bir hafızın Allah'ın kelamını ezberlemesine destek olmak inanın bana ülkenin muhafazasına bir destek. Allah ülkemizi o hafızlarımız hürmetine her türlü belalardan muhafaza eylesin. Amin. Tabi hafızlıktan sonra ben özet olarak gidiyorum medrese boyutuna. Hafızlıkla beraber boş bir hafızlık değil de çünkü e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hafızın 10 kişiye şefaat edeceğini buyuruyor bize. Oradaki ince nüans önemlidir. Estağfirullahu ve halalehu halalun ve harramahu haramun. Allah'ın dinini izhar eden, Evet. Helalini helal bilen, haramını haram bilen. Yani amel eden. Yani amel eden. Yani o hafız, o Kur'an'ı buradan aşağı kalbe indiren hafız. Bunun içinde manevi dersler gerekiyor. Dolayısıyla biz burada Sultan Derneği olarak bir hafızı ele aldığımızda sadece Kur'an'la meşgul değil de boş vakitlerinde de ilmihal dersleri, manevi dersler, salihlerin hayatlarından efendim kısımlar, evet. anlatımlar, yani eskiler bu işi nasıl becermiş, bereket nasıl hasıl olmuş böyle olunca çok farklı bir hafız oluyor yani. Elhamdülillah hocam aslında ben de soracaktım ama siz cevap da vermiş oldunuz böylece Allah razı olsun. Yani şimdi hafızlığa giriş evet. tabii ki çok e, meşakkatli oluyor çünkü evet. e, çocuk zamanının bir çoğunu ona adamak zorunda. Evet. E, ama aynı zamanda şimdi buna edep, ahlak dersleri, ilmihal dersleri en azından namazını kılabilecek kadar efendim e, ilmihal tabii bilgisi ki. vesaire. Tabii ki. Yani bunlar... E, Hafızda girişten itibaren mi var yoksa ilk başlardan itibaren de bu çocuklara bu dersler veriliyor mu? Yani çok baş, güzel bir yere değindiniz. Itibaren. Ben orayı kaçırdım. Allah razı olsun. İşte hiçbir şey tek başına olmuyor. Birlikten kuvvet doğuyor. Evet. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimize de söyleyelim. Bir hafızın yetişmesi için hem ortamın hem insanların hem ailesinin herkesin desteği lazım. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Dediğiniz gibi yüzüne eğitiminden itibaren. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp ilk önce kekeleyip ama 9 ayın sonunda hızlı bir okuma dediğimiz bir senelik o eğitimde de helaller nedir? Haramlar nedir? Ya. Abdest nasıl alınır? Namazın farzları nelerdir? Namazın sünnetleri nelerdir? Çünkü ilk borcumuz, ilk hesaba çekileceğimiz namaz. Tabii. Yani aslında şuraya da değinmek lazım. Buraya gelen her kardeşimiz efendim illa hafızlığı başaracak diye bir şart kural yok. Dolayısıyla çünkü bu yani iş, gönül gönül ister ki, ki bitesin ama meziyet işi, farklılık işi Allah'ın efendim yaratmasıdır ama şu önemli. Her çocuğun mutlaka en az 2 sene, 3 sene medrese eğitimi alması lazım. Neden? Çünkü bu çocuk ileride polis de olacaksa, müteahhit de olacaksa, doktor da olacaksa helal nedir, haram nedir? Helal lokma nedir, haram lokma nedir? Bunu öğrenmesi lazım. Tabii. Yani bu da efendim kimse tabii ki kusura bakmasın sizinle de mütala etmiştik. Yani 12 yıllık bir efendim sistem oluyor, eğitim sistemi oluyor. Çocuk kendini oraya has ediyor. yıllarını ömürlerini veriyor ama helal haram hassasiyeti olmuyor oralarda. Evet. Yani bu işin gerçeği. Hadi bir, onu bir tarafa bıraktım. Haram lokma, helal lokma nedir? Sadece kazan, nasıl kazanıyorsan kazan. Ama onun bereketi olmuyor. Biz burada ahirette sorumluluğunu hesabını vereceğimiz rızık nedir onu öğretmeye gayret ediyoruz. İnsaflı ve vicdanlı insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yani gaye olarak aslında bizim Sultan Derneği'nin tabii ki de bilinçli, evet. hafız, efendim ya da dini bübini, İslam'ı iyi bilen onun yanında ekstradan ahlaklı, faziletli, Allah'ını bilip ona iman eden, peygamberi bilip ona itaat eden, e, kimsenin malına, canına, namusuna, haşa haşet göz dikmeyen çünkü terbiye, edep ve ahlak bazen İnsan kendi bütün annelerin babaların ellerinden öpüyoruz bu sözümüzü yanlış anlamayacağını kanaat getirdiğim için söylüyorum bazen insanlar kendi ailelerinden görmüş olduklarıyla değil de bir hoca efendinin dizi dibinde oturduğu zaman da ondan etkilenerek daha fazla kesinlikle, öğrenebiliyor Kesinlikle. anne babalar tabii ki de herkes kendi evladını en iyi bir biçimde yetiştirmek ister çünkü onların evlatlarıdır o geceleri uykusuz kalır sabahlara kadar. Onun canı yanmasın, üzülmesin. E şimdi iş tabii ki ahirette intikal edeceği için e, ahireti de kazansın bu çocuk. Ama bunu belki kendileri yapamayabilirler ama evet işin erbabı, işin ehli bir hoca efendinin dizin dibinde oturduğu zaman da ondan Kur'an-ı Kerim, ahlak dersleri anne babaya nasıl davranılması evet. gerektiği zaman işte onu öğrenmesi sürecini gerçekleştirdiğinde Allah'ın izniyle güzel vatana millete faydalı bir evlat ortaya çıkacaktır oca. Kesinlikle. Yani medrese bu demektir işte. Medrese vatanı milletini seven, fıtrat nedir öğretilen, yani fıtratın gereğini öğrettiğimiz... Yani fıtrat dediğimiz mesele nedir? Dinin kendisidir. Evet. Yani hem tabii ki kız medreselerimiz var hem erkek medreselerimiz var. Yani bir hanımefendinin olması gereken vasıflar, bir erkeğin olması gereken yer ve vasıflar. Şu anda anneler babalar bundan çok tabii ki e, hayatta da görüyoruz sıkıntı çekiyor. Fıtratı Erkeğin ne olduğunu, hanımın ne olduğunu anlatan dolayısıyla özü koruyan müesseselerdir medreseler. Evet. Özü bozduğumuz zaman zaten e, aile yapısı da bozuluyor, hayat da bozuluyor. Biz elimizden geldiğince vatana, millete, ümmeti Muhammed'e hizmet eden nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü çok özür dilerim lafınızı bölüyorum. Kur'an-ı Kerim'de zaten Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. İnne Kur'an yehdi للتي Çok evet. önemli bir ifade. Yani diyor ki Kur'an tek doğru olan yola iletir sizi. En doğru olan yola iletir sizi. Bu ne demek? Yani bir para kazanacaksınız mesela. En doğru yolda kar çok yüksek olur. Kur'an Kerim de bize diyor ki en doğru yol budur. Çünkü içerisinde anne baba hakkı yani düşünebiliyor musunuz? Ee, Allah hakkından sonra anne baba hakkı geliyor her yerde. Eniş işkurli ve livalideyk. Evet. Ve kaza rabbuke ellâ te'abudu illâ iyyâh ve bilvalideyn ihsâni. Allah'ımız nerede diyorsa ki bana kulluk edin iki annenize babanıza teşekkür edin. Böyle ya, bir kitap, suhanallah. anneyi babayı baş tacı yapan bir kitap. Dolayısıyla öz bir kitap. O öz kitabın öğretildiği yere de yani dinin ve insanlığın özünün öğretildiği yere de biz metes ediyoruz? Elhamdülillah hocam. Bir hoca efendinin sohbetine katılmıştık da e, orada e, Nuh aleyhisselamın kıssasını anlatıyordu. Evet. Oradaki e, ayet-i kerimeleri anlatırken. Nuh Aleyhisselam malumunuz hocam kendi evladını gemiye binmek için davet ettiği zaman da çağırdığı zaman da evet. dedi ki ben giderim yüksek bir zirveye evet. orada kurtarırım kendimi efendim e, netice itibariyle su bana zarar veremez bu konuşma esnasında su alıp götürüyor onu e, peki Nuh Aleyhisselam'ın oğluna hitabı nasıl olmuştu diye hoca efendi söylerken şu ifade konu Kur'an-ı Kerim ifadesiyle billah, Bismillah. Ya bunayya Yerken Ey yavrucuğum, ey güzel evladım, ya. tatlı oğlum. Hani bu ney kelimesi? Arapça bir ifade. Arapçada da hani bir insana en güzel, en şefkatli ve merhametli evet, evet, ifadeyi evet. nasıl kullanabiliriz? İşte böyle kullanabiliriz evet, yani. Kesinlikle. Burada bize çok büyük bir örnek vardır. Burada da işte size söylüyorum ey cemaat-i müslümin. Nuh Aleyhisselam kendisine iman etmeyen, oğluna dahi yavrucuğum, güzel evladım, efendim tatlı oğlum veya evet. güzel kızım değil mi? Evet. İşte mesela biz e, o kendi evladına böyle hitap ediyorken biz efendim yedi ceddimiz Müslüman. Neden biz annemize anneciğim demiyoruz, babamıza babacığım demiyoruz, ya. çocuklarımıza canım kızım, güzel evladım, güzel oğlum falan demiyoruz. Bu ifadeleri kullanmıyoruz. Asıl bu ifadeleri Müslümanların kullanması Kesinlikle. lazım demişti. İşte ilk defa orada duyunca biz de dedik ki bundan sonra annemize anneciğim, babamıza babacığım diyelim de ya. bari en azından Nuh Aleyhisselam'da böylece sünnetini ihya etmiş olalım. Evet. İşte gerçekten bunlar medresede kazanılıyor. Yani buradan bizi izleyen, bizi dinleyen değerli kardeşlerimize de söyleyelim. En azından kendi ailenizden, aile efradınızdan birisi hafız olsun, medrese yüzü görsün. Çünkü bu çok önemli. Yarın ahirette size şefaatçi olacak. Efendim, Allahu Teala Zülcelal'e onu o imkanı verdiği zaman da ey kulum Kimin cennete girmesini istiyorsun? Ben sana bu izni verdim. Her şey Rabbimizin kudret elinde. Niye evet, olmasın? Evet. Allahu Teala şefaat hakkı verdikten sonra kim itiraz edebilir? Dolayısıyla Hocam hayat o... kurtarır. Yani hayat kurtarır. Yani benim aklıma şimdi geldi. En azından bir iki evladımız, en azından hafız olarak yetiştirirsek o evde helaller ve haramlar konuşulmaya başlanıyor. Çünkü Tabii. çocuk burada duyuyor. Bakıyor ki ya evde tersi de olabilir veya tam yakın geçmiyor, teğet geçiyor. Ya acaba yanlış mı yapıyoruz baba falan. Biz bir yere gitmiştik bir arkadaşımla. O oradan araba aldı. Sonra kar yağdı. Yol kesildi, jandarma geldi dedi ki kasabaya gideceksiniz. Yola gidemezsiniz, susurluk tarafı. Efendim biz bir yere yerleştik. Ama acayip kar yağıyor. Karnımız acıktı çok affedersiniz. Dışarıdan bir sipariş geldi. Ben de cüzdan arabada kalmış, araba uzakta. Koyduk bıraktık arabayı oraya. Çünkü yol gitmiyor kar. Evet. O yemek geldi adama dedik ki ya bizim yanımızda nakit yok. Adamın da şey yok o kart çeken alet yok. Dedim ki ona sen o resepsiyona in. De ki ona biz ona oda parası vereceğiz ya. Bizim buradaki işte 30-40 neyse yemek paramızla versin. Yarın biz çıkarken ona veririz. Evet. Adam indi aşağı. Sonra beni aşağıdan aradılar resepsiyondan. Dedi ki hocam dedi ben dedi senin bu borcun 30 lira borcunu veririm. Ama dedi yarın 40 lira olarak alırım dedi. Süpen. Günlük faiz uygulamış oldu. Şimdi ya. burada bir faiz var. Evet. E şimdi bu helal haram hassasiyetini bilmezsek 10 lira uğruna ya Allah'a savaş açmış olur. Yoksa ne olur canım? 10 lira tamam ne veririz tabii, falan tabii. demek de Ama vardı Ama bilmeyince yani. Ya. yani helal nedir, haram nedir, faiz nedir? Mesela bu bilinmeyince hal buraya geliyor. Ama işte bir çocuk medrese eğitimi aldığında Anasının babasının sonsuz ahiretini kurturur. Ya Subhanallah. Dünyayı kurtarmak mesele değil, ahireti kurtarmak mesele. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli izleyiciler, kıymetli kardeşlerim, sizler de belki e, bu hususta en azından hani hadis-i şerifin mucibince okuyan veya okutan olamazsanız bir evet. dahi yardım eden olabilirsiniz. Bizim e, Sultan Derneği'nin bünyesinde hafızlarımız var, yetişiyorlar elhamdülillah. Şu an hala gürül gürül derslerini çalışıyorlar. E, belki hafız kardeşlerimize destek olmak isteyen olursa Bizi arayıp e, bu e, isteklerini bize bildirebilirler. Bu vesileyle ben numaralarımızı hatırlatayım. Tabii ki. E, 0216 420 67 67 0216 420 67 67 WhatsApp numaramız da 0506 133 06 17 0506 133 06 17 Rabbim şimdiden yapacağınız hayırlarınızı dergi hazretiinde ahseni kabulle kabul eylesin Amin. inşallah. Herkesin en azından yetiştirmiş olduğu ama direkt ama dolaylı yoldan tabii bir ki. hafıza olsun tabii yani. Tabii ki tabii ki. Bir hafız olsun. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır. İnanılmaz bir kurtarış yapar yani. Kıvıt hocam şimdi e, hafızlıktan bahsettik. Hafızlığın usulü nasıl olur? Onunla alakalı e, bir soru sormak istiyorum. Yani hafızlık usulü nasıldır? Nasıl işler? Yani evet. başladığı zaman bu çocuk eğitim süreciyle alakalı kaç senede bitirir? Bununla alakalı bilgi verirseniz bize. Hafızlık meselesi çok büyük bir mesele. Ama tabii ki hedefsiz olmaz. Tabii. Mutlaka biz burada yavrularımızın kapasitelerine göre kendilerine bir hedef belirliyoruz. Tabii bu işin uzmanları da burada anlatıyor. Bir hafızın iki senede bitirmesi lazım. En fazla iki senede bitirmesi lazım. Çünkü o çocukta o ışık görüldükten sonra ona ileride çünkü Arapça eğitimi de verilecek. O yani bu düşünülerek... Diyoruz ki en fazla iki çünkü senin beş yıllık da Arapça eğitimin var. Yaşını da çok geçirmeden bunları tamamlayıp hedefle yani İsmail Hocam derdi Müslüman güdümlü füze gibidir. Evet. Hedefine kitlenmesi lazım derdi. Dolayısıyla hedefi verdikten sonra bir hafızın çalışması, buradaki çalışması önemli. Ailenin de evde o ortamı kurması tabii ki önemli. Evet. Çünkü kardeşlerimiz hafta sonu evlerine gidiyorlar. Yani çocuğa sahip çıkmak adına çünkü dışarısı burası gibi değil. Farklı bir ortam var. Cazip de olabiliyor. Aslında hafız dediğimiz şahsiyet, o büyük şahsiyet, o yetişen çocuk çok sabreden bir çocuk. Allah'ımız da buyuruyor ki, اِنَّمَا sabiruna bir gayri حِسَابٍ Biz sabredenlere hesapsız vereceğiz. Maşallah. Dolayısıyla bir hafız yetiştirmek, bir hafız olmak, onun yükünü tekellüf etmek, ona sahip çıkmak, yarın ahirette sorgusuz, sualsiz insanın cennetine gitmesine vesile olacak. ya Çünkü... Düşünün insanlar hesaba çekilecekler ama kapıda özel insanlar var. Biri seslenecek mahşer günü. O dünyada Kur'an-ı Kerim okuyup şehvetlerine, isteklerine sabredip onların peşinden gitmeyip, hevalarının peşinden gitmeyip sabredenler nerede? Ya. Hafızlar ayağa kalkacak. Buradayız ya Rabbi. İnsanlar normalde nasıl hesaba çekilecekler? Mizan gelecek, tartı gelecek. Rabbimiz buyuracak ki ey hafızlar size ne tartı var ne mizan var. Sırası cennete. Size sorgu sual yok. İşte onlara hesapsız verilecek ayet-i kerimenin tefsiri budur. Dolayısıyla hafız evet burada bir meşakkat çekiyor. Çünkü neden? Hepimiz nefis taşıyoruz. Dışarıda onlar için, çocuk için, gençlik için geziyim, tozayım, fotoğraf çektireyim. Ama o kendini buraya hasretmiş. Allah'ın kelamını ezberlemek için sabrediyor. Bu kolay bir şey değil. Aile sabrediyor. Çünkü çocuk bazen ya ben bırakmak istiyorum diyebiliyor. E, darlanıyorum diyebiliyor. Şeytan uğraşıyor. Aile dik durmalı. Mesela en önemlisi aile dik durmalı. Yani kendinden ödün vermemeli. Yavrumuzun bu işi yapacağına kamil bir şekilde inanmışlarsa mutlaka dik durmaları lazım. Ya çok da bir şey demesek hani bıraksın değil de şunu bilmeleri lazım. Ben istirham ediyorum. Bu yavrumuzu hepimizin düşmanı olan şeytan boş bırakmaz. Bizi boş bırakmadığı gibi. O yüzden biz aklı selim ile hareket edip Yavrumuzu burada geliştireceğiz ama bir hafızın yetişme metodundan en önemlisi ailenin de aynı menfalde efendim aynı yolda olması gerekir. Evet. Hafızın yetişmesi için bu çok önemlidir. Dolayısıyla şunu kastediyorum disiplin. Yani eve gittiğinde tamamıyla kopuk bir hayat yaşadığında çünkü o çocuk buraya geldiğinde pazartesi günü kafayı toplaması salıyı kadar bulabiliyor. Hafızlıkta da bir gün dahi boşluk yapmak gelmez yani. Bütün hafızlığı etki etkileyebilir. Etkiler. Etkiler. Bir gün dahi boşluk Çünkü Kendi arkadaşlarından geriye düşün, Tabii psikolojik ki. olarak bu sefer bravo hocam. E, psikolojik e, olarak geriye devam, düşüyor. Evet. Acaba yapamayacak mıyım? Moduna girmeye başlıyor. O yüzden disiplin lazım. Disiplin de dediğimiz gibi hoş çocuğu yani aman gitmeyeceksin yapmayacaksın. Onu eğlendirerek ve se gezdirerek sevdirerek. sevdirerek. Çünkü biz de burada sosyal faaliyetler yapıyoruz. Disiplin, e, sevdirme ve onun bu işi bitirdiğinde karşılığını ne olduğunu anlatabilme. Neden hafız oluyor? Bunu ifade edebilme. Evet. Yani hafızlığın düsturu bu olması gerekir. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Ee, bir artık son bir sorumuz var. Onu da ben size sorayım. Ondan sonra inşallah e, programımızı sonlandıracağız. Çünkü vaktimizin sonuna yaklaştı. Tabii. Ki. Değerli hocam tabii ki çok güzel anlattınız. Allah sizden razı olsun. Sizden hafızlığın mi? bir sistemle olması gerektiğini evet. özellikle de disiplinsiz olamayacağını Kesinlikle. ve hafızlıktan sonra da gayemiz hani insana bir mektup geliyor ama mektubu e, okuyamıyorsun. Tabii, tabii, E şimdi okuduktan sonra anlam, mana verebilmek için de tabiri caizse Rabbimizden bize gelen bir mektubu kişilerin okuyup anlayabilmesi için hafızlıktan sonra da bir Arapça serüveni olması lazım. Çünkü onunla amel edecek. Tabii ki. Nasıl amel etmesini de bilmesi lazım. Tabii ki. Bilgisiz olmuyor. Bizim sistemimizde elhamdülillah önce yüzüne eğitim evet sonra hafızlık sistemi evet. ondan sonra yapmış olduğu bu hafızlık sisteminden sonra da efendim okuduğunu anlayabilecek kadar bir Arapça eğitimi aynen öyle. Çünkü hayatının sonuna kadar bu ona lazım olacak. Kesinlikle. Yani hem kendisi hem kendisinden sonra gelecek belki de çoluk çocuğuna da aynen bu öyle. sirayet edecek. Allahu Teala bizleri yanlışlardan muhafaza edesin inşallah. Doğru yola sevk etsin. Aynen. Haramlardan, fıskı fucurlardan hıfzı himayesi inşallah. Şunu hocam. da eklemek isterim. Çok özür dilerim hocam. Dur hafızlıkla alakalı çok önemli meselelerden bir tanesi de yemektir. Yemek çok güzel olması lazım. Elhamdülillah Sultan Derneği burada 5000 kişilik yemeklerle bir efendim hafızlara ve çeşitli hafızlara destek oluyor ve muntazam yani evden bir farkı olmadan çünkü yemek efendim istediği gibi olmadığı zaman çocuğun o dersini etki ediyor. Evet. Ama yemek derdi olmadığında ki buradaki hocaların da öyle bir derdi yok. Yani elhamdülillah öyle bir sistem kurmuş ki Sultan Derneği her şey sabit. Ve her şey görevinde yani bu yemek sistemi, dağıtım sistemi görevlerine verilmiş. O da çok önemli bir etkidir. Bu vesileyle Sultan Derneği'ne böyle bir destekte bulunduğu için de ben çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik hocam Şimdi Sultan Derneği'nin faaliyetlerini, hizmetlerini inşallah aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Siz kıymetli izleyicilerimizden de, Tekrardan eğer olur ya bir hafız yetiştirmek isterseniz bu yolda o giden hafızlara en azından bizim desteğimiz olsun. Tekrardan numaralarımızı hatırlatalım. Evet. Ee, telefon numaralarımız 0216 420 67 67 0216 420 67 67. WhatsApp numaramız ise 0506 133 06 17 0506 133 06 17. Değerli hocam artık vaktimizi doldurmuş olduk. Allah razı olsun. Söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa bizi izleyen kardeşlerimize, ailelere ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyeyim. Molla Alül Kari'nin şöyle bir rivayetini görmüştüm. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yüzüne yavaş yavaş okuyorsa bile eğer onun kalbi hafızlarla ise, desteği hafızlarla ise Allah da onu hafızlarla haşreder diyor. Maşallah. Kalbi onlarla atıyorsa Yüreği onlarla atıyorsa o da hafızalarla beraber olur diyor. Bu müjdeyi de Ben bizi izleyenleri paylaşmış olayım. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sizin de Allah Zaten razı olsun. Sağlık. Çok sağ olun. Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyiciler. Bir Sultan Derneği'nin sunmuş olduğu Ümmet İçin Yaşama programının sonuna geldik. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Sizleri Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه